Gideceğiz yine bu maçı muhtemel 11'leri de konuşmaya. Şimdi gelen sorularla da dediğim tabii Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak ilk sınavı olacak Denizli maçı. Hep şu soru geliyor, bunu size de sormak isterim. Hani nasıl bir sistemle çıkar Emre Belözoğlu? Çok başka bir 11 izler miyiz? Sistemi değiştirir mi? Soruları var. Örnekler de gönderiyorlar çok fazla, şöyle yapsa böyle yapsa diye. Ozan Zeybek senle başlayayım. Şimdi kalkıp da herhalde Altay'ı forvet oynatmaz. Hani herkes değişik bir şey bekliyor Emre Belözoğlu. Ne yapacak diyor, neyi değiştirecek diyor. Burada değiştirmesi gereken şey, yani oyuncuların ne yapısını ne bugüne kadar olan kariyerlerindeki sergiledikleri tabloyu değiştiremezsin. Burada bambaşka bir, yani psikolojik açıdan bir konulara, bir şeylere empoze edecek. Ben geçen haftaki yayında da demiştim. Emre Belözoğlu'nun basınla alan tanışma veya saha içindeki o sohbet muhabbetinde burada sakin ses tonuyla ve tekleyerek konuşan bir Emre Belözoğlu vardı. Hani cümleler arasında düşünerek gitmişti. İlk şeyini düşün. Sen de o gün oradaydın Bas yani. Toplantı, evet, bir soru sordun hatta sen de. Evet. Dedim ki buradaki şey Emre Belözoğlu'nun tavrını ve tarzını biz izleyenler yanıltmasın Emre Belözoğlu biz dedim. Emre Belözoğlu çünkü o gün orada üzerinin yani bazı insanlar Emre Belözoğlu'nun gelmesinden rahatsız başka şeyler oluşturuyorlar yani. İftiralar da atanlar gündemler da var. Gündem oluşuyor veya işte kuyu kazdı, şunu yaptı, zaten planlıydı değil. Emre Belözoğlu gelmek istese sezon başında da gelebilirdi. Tabii. Öyle bir hazırlığı da vardı. Böyle bir şekil aldı durum. Bundan dolayı da neyse konuyu dağıtmayayım. Yani o günkü basın toplantısındaki o sakin, pasif konuşması öğrencileriyle, oyuncularıyla, abi olarak Emre abi gitti, Emre hoca geldi. Bu sefer öyle bir motive edici konuşuyordur ki Emre'yi ben... Motivasyon hani konusunda da neler konuşulabileceğini, neler yapabileceğini biliyorum. Birebir seanslar yapıyordur Melike şu anda. Şu anda belki bu saatte bile konuştuğu oyuncusu vardır. Senden şunu bekliyorum, seni şurada görmek istiyorum. Şu var, artık Fenerbahçe'yi eleştirdiğimiz konular vardı. Heyecan vermeyen, doğaçlama, karambol futbolu var diyorduk. Emre bunların hepsini biliyor. Zaten izledi. Biz görüyorsak, biz bunu yorumluyorsak Emre Belözoğlu diyelim. Emre Hoca bunları zaten hepsini bilerek teşhis koydu. Şimdi uygulamalar yapacak. Ne yapacak? Savunmayı önüne çekecek. Yani Fenerbahçe taraftarı ne istiyor? Fenerbahçe kulübü bugüne kadar nasıl oynuyordu? Nasıl böyle şöhret olmuş Fenerbahçe? Ne kadar taraftar sahibi olmuş? Milyonlar. Büyük kulüpleri saydığımızda ilk başta gelen kulüplerden biri. Hep ne yapmış? Agresif futbol. Agresif derken burada şiddet anlamında değil. Ofansif futbol. Göze hoş gelen futbol. Topu rakip sahada tutabilmek. Burada top yüzdesi olarak da bahsetmiyorum bunu. Bunları becermeye çalışacak. Ne yapar? Savunma hattı ve kaleyi değiştiremezsin Fenerbahçe'de. Biraz sonra Volkan'ın belki farklı yorumları olabilir. Benden daha iyi biliyorsun Fenerbahçe'nin içini abi. Ve şeyini de oyuncu yapısında. Kaleyi ve savunma hattını değiştiremezsin. Yani orada bir fantezi aramaya gerek yok. Bazı yorumcularda şuna bakıyorum. Gustavo'yu belki stopere çekebilir. Zaten sanmıyorum. Salah ve Serdar işlerken bunu bozmanın bir anlamı yok. Aynen öyle. İşlemeyen yere dokunmak zorundayız biz. İşlemeyen yer neresi? Orta saha diyoruz. Yani biz tamam forvet gol atamıyor. Veya orta sahadaki denklem nasıl olmalı? Yani hep konuşuyoruz. Gustavo ile mi oynasın, Gustavo'suz mu oynasın? Yoksa Trabzonspor, Konyaspor maçında izlediğimiz Sosa, Mert Hakan, Pelkas üçlüsü mü olsun? Evet. Yani böyle varyasyonları üzerinde çalışacak. Ne olacak? Burada zaten istediği denklemi oluşturabilirse ve istediği performansı alabilirse ben alacağını da düşünüyorum Melike burada. Bugüne kadar eleştirilen, skor bulamayan santraforlar da skor bulmaya başlayacak. En büyük avantajı da şu, Denizli Spor gibi. Benim kadro kalitesi açısından baktığımda iki tane zayıf takım görüyorum diyorum bu sezon. Ligde birisi Gençler Birliği, birisi Denizli Spor. Orada çok büyük konuşmuşum. Yani ama, Gençler Birliği evet. Maçında burada konuştuk. Bir gün sonra maç çok vardı. Çok kolay dedin. Evet, çok kolay dedim. Zaten bunlar kolay dememiz bizim bu beklentilerimizi karşılamadığı için teknik adam değişti. Tabii. Erol Bulut'un gönderilmesinin sebebi Beşiktaş maçı değil. Orada o kırılganlığı bir anda şey yapmak istemedi. Fenerbahçe basına da veya millete de öyle diyeyim yani topluma malzeme da malzeme olmak istemedi. Bir de derbiyi geçiştirelim diye ne çıkar diye. Mesela derbiyle bunu örtebilirdi. Baktı o da olmayınca artık son noktayı koydu. Tabii gitti. Artık biten ve kapanan bir sayfa var Fenerbahçe için. Aynı şeyleri giden teknik adam için konuşmaya gerek yok. Ama yeni bir sayfa açıldı. Ben sadece şunu söyleyebilirim Fenerbahçe yönetimine de. Doğru karar verdi. Bugün geçiş döneminde
ismi geçen hocalar var. Mesela tabii takım başında Löw var ama yurt dışından bazı hocalar da var, teknik adamlar da var. Onların hiçbir Fenerbahçe'ye şu an için yarar sağlayamaz. Yarar sağlayacak tek kişi geldi diye. Biz bunu anlatırken Emre Hoca'cı falan değiliz ha. Yani ben kendi takımım olsa Emre Belezoğlu'nun teknik adamı yaparım. Şimdi adam onlar o başladı değil mi? Emreci. Başladı, Emreci. Emre Hoca'cı da değiliz. Ama Aykutçu, Ersuncu, Erolcu, Emreci başladı. Dördüncü fraksiyon. Erolcu olmadı mı hiç? Hiç Erolcu olmadı değil benim. Mi? Yani piyasada hiç Erolcu vardır canım birkaç kişi. Onlar erken pes edenlerden değil. Aklın yolu bir. Bu takımı kuran kim? Bu oyuncularla pazarlıklarını yapan kim? Bu oyuncuların, yabancı oyuncuların evinin kiralanmasından bindiği arabaya kadar her şeyi ayarlayan Emre Belezoğlu zaten. Tamam. Hepsinin gözünde bir abi imajı var, bir saygı oluşturmuş. Şimdi onun meyvesini yiyecek Volkan. Yani o güzel bir şeyi var yani Emre'nin o oyuncular arasında. Oyuncular üzerinde önemli bir etkisi var. Ben de şu katkıları yapabilirim Ozan Zeybek'in yorumlarına. Emre Belezoğlu için şunu söyleyebiliriz. Tecrübesiz bir teknik adamdır. Bu doğru. Ne vereceği şu anda yedek kulübesinden Fenerbahçe'ye ne vereceği soru işaretidir. Bu da doğru. Ama hiçbir zaman ben şunu söyleyemem. Emre Belezoğlu kötü bir mentördür. Ya da futbolcunun dilinden anlamaz. Futbolcularla arasında soğukluk olacak, bir mesafe olacak vesaire gibi şeyler söyleyemeyiz. Buna mesela benim referans gösterebileceğim durumlardan bir tanesi 39 yaşındayken Şenol Güneş tarafından A milli takım kadrosuna çağrılmış bir oyuncudur Emre Belezoğlu. İlk çağrıldığında kaç yaşındaydı milli takıma? Yine çok gençti bu arada. 2002 Dünya Kupası'nda var. Çok gençti yani ama. Yani öncesinde de var. Öncesinde yani de var. Şöyle söyleyeyim 80 doğumlu. Hani en ihtimal hani en geç 20 yaşında falan çağrıldı. Ya 20, 19-20 yaşlarındaydı. Yani en kötü ihtimalle diyorum. Belki daha erken. En erken yaşta olabilir. Çağrılan olmayabilir ama en genç, yaş olarak en büyük yaşta Emre oynadı. En uzun süre oynayan da bence Emre olabilir. Rüştü, çünkü ben belki çok küçük olduğunu hatırlıyorum. 39'u gördü mü Rüştü? Görmedi ama yani uzun süre yok, olarak. Yok, ben yaş olarak 39 yaşında milli takımda oynayan bence başka de oyuncu olmaz, yoktur. Olmaz. Şöyle ifade edeyim. Bunun bir sebebi şu değil. Emre tabii ki büyük futbolcuydu. O yüzden milli takıma çağrıldı Emre Belezoğlu. Ama asıl oradaki Şenol Hoca şunu çok iyi biliyordu. Ben artık aramda bir jenerasyon farkı var mevcut çocuklarla. Hepsi 90, 95, 97 diye devam ediyor. Şimdi Şenol Hoca ile aynı dili ne kadar olursa olsun konuşamayabilirsin. Şenol Hoca bir ara formül olarak, ara çözüm olarak, ara köprü olarak Emre Belezoğlu'nu kullandı. Ben çok iyi biliyorum şunu. Bazı maçlarda örnek veriyorum Fransa deplasmanı. Emre Belezoğlu oynamadı ama kafileyle Fransa'daydı ve devre arası konuşmasını Emre Belezoğlu yaptı. Etkisi var. Şöyle, tabii ki Şenol Hoca teknik taktik, yanlış anlaşılmasın, takımı Emre Belezoğlu yönetti falan demiyorum. Ama giriyor, 30 saniye, 60 saniye, 90 saniye neyse, ya biraz bassak dağılacaklar falan diyor mesela. Oyuncuları bir yerlerden yakalamayı başarıyor. Böyle bir özelliği var. Ben bunu net biliyorum. Şimdi bu noktadan sonra iş neye kalıyor? İş artık bir doğru strateji, başlangıç stratejisi, maç başlangıç stratejisi. İki, oyun içi hamleler. Şimdi Erol Hoca'nın sınıfta kaldığı iki konu bunlar. Hiç, yani ben çok seviyorum Erol Hoca'yı, tekrar tekrar söyleyeyim. Ben halen Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe dışında başka bir takımda başarılı olabileceğini de söylüyorum ama buradaki yayınlarımda da defalarca ifade ettim. Başka bir takım derken büyük takım da olabilir büyük mi? Büyük takım da olabilir. Mesela Başakşehir belki Aykut Hoca'dan sonra Erol Hoca'ya mutlaka gider diye düşünüyorum. Çünkü Erol Hoca sistem hocasıdır. Şunu söyleyeceğim. Bu noktaları Emre Belezoğlu, yani Erol Bulut'un halledemediği noktaları Emre Belezoğlu çözebilirse, maç içi müdahaleleriyle, oyun değiştirme, doğru başlangıç stratejileriyle maç kazanma gibi hani fark yaratan teknik direktör modeli olursa Emre Belezoğlu Fenerbahçe'de kalıcı olur. Ama yine aynı iki ileri bir geri, topu rakibe verelim, kapatalım vesaire falan gibi durumlara girerse Emre Belezoğlu'nun da kariyeri çok uzun olmaz. Bu açık ve net. Ama ben profil olarak elbette tecrübesiz, elbette önünde daha çok uzun bir yol var. Ama profil olarak Fenerbahçe'ye uygun bir profil olduğunu düşünüyorum. Ozan Zeybek'in söylediklerinin içinde çok önemli detaylar var. Diyor ki arabasının kiralanmasına kadar oyuncularla haşır neşir oldu. Ve doğal olarak oyuncular da Emre Belezoğlu'nun gücünün farkında Fenerbahçe kulübünde. Ya da Türk futbolunun üzerinde. Emre Belezoğlu Türk futbolu için çok önemli yani bir fikir. Yani şunu teknik direktörlük olarak değil ama şunu kıyaslıyor olabilir o zaman oyuncular yani.